Arkadaşlar günaydın. Bugün Safiye'de ilk günümüz. Biraz önce otogardan indim. Size şöyle göstereyim otogarı. Küçük bir otogar var ama benim anlamadığım konu. Şimdi burada otobüsler varken şu karşı tarafımız Central Bus Station. Asıl otogarımız orada. Biz niye burada değiliz? Onu ben de bilmiyorum. Şimdi metronu bineceğiz. Şehir merkezine gidelim. Bugün şansımıza hava da biraz sisli ve soğuk. Aşırı soğuk hatta. Sofya benim ikinci gelişim. Bölüyorum ama bugün garip bir hava var. Havayı da size göstereyim hatta. Aşırı sisli, kasvetli bir hava var burada. Anlamadım ama. Ve aşırı bir soğuk var. Alt geçitten bir geçelim. Şehir merkezine doğru giderken ben de size şehri göstereyim biraz. Bu şehrin en sevdiğim yönlerinden bir tanesidir. Bu alt geçitlerde değişik grafitiler var. Şimdi onları da size göstereceğim. Graffitileri ben çok beğendim. Ve çoğu yerde böyle şeyler var. Mesela diğer alt geçitte, metro duraklarında da neyle alakalı bilmiyorum ama böyle tarihi eser şeyler var, kalıntılar var. Şimdi onları da göstereyim önce. Grubun ismi falan da. Evet, tasalım. Şimdi alt geçitten metro durağından çıktık. Şimdi şehrin merkezine doğru bir yolculuk yapalım. Ha, o kadar soğuk ki şu an elim buz kesti. Donuyorum. Ha, işte bak. Central Bus Station. Ama bizim indiğimiz yer farklı neresi? Hava o kadar soğuk ki bak arabaların camlarına bak. Buğulanmış. Zaten şehir sistem 10 metre önünü ancak görebiliyorsun. Her yerde tramvaylar var. İnsanlar çok saygı duyuyorlar. Ama buranın da genel sıkıntısı ne? Özellikle biraz daha ileri yaşlar. Şöyle 35-40'ın üstü, belki 30'un üstü. İngilizce bilen yok. Geçen defa da geldiğinde bir şey çıkartmam lazım.
Uçak biletimi. Kimseyle anlaşamadım. Gittim Starbucks'ta çalışanlar biliyorlar. Onlar yönlendirdiler. Onun haricinde İngilizce konusunda bayağı sıkıntı yaşadık. Başka bir arkadaşım daha vardı o zaman. O da benimle aynı şekilde. O benden fazla da kaldı zaten. O da kendisi de söylüyor. Yani İngilizce bilen sadece genç kesim. O da okul eğitiminden dolayı galiba. Ben de bilmiyorum nedenini de. Ben orada size şeyi göstereyim. Yani burası biraz da merkezin dışı ama şöyle bir şey var. Otobüsten indiniz ama şehir merkezine yürüme mesafesi belki 15 dakikaya falan gidersiniz. Şimdi hava soğuk biraz. Ben videoyu belki duraklatabilirim. Ne ben anlamadım. Şehir merkezinde aslında çok güzel bir yer. Ama sürekli şimdi size de onu göstereyim. Şuradan ya arkadan biri de bize vurmazsa şöyle gazinolar, oyun salonları şehrin her yerinde var. Belediye binasının önünde gazino salonu var. Mesaiden çıkan direkt gazinoya galiba. Size ön tarafını da göstereyim. Hemen yanında da Ramada Otel var. Meşhur franchise'lerden bir markadır. Zaten Avrupa olduğunu hissettim ya aslında da. Sokaklar da temiz. En önemlisi Sydney'e yaklaştığı zaman bile herkes yürür sana yol verir. Avrupa'yı hissediyorsunuz ama buranın insanları biraz şey böyle soğuk. Sanki öyle yardım etmek istemez gibiler yani ama nedenini ben de bilmiyorum. Yolda da bir tane amca vardı yanımda oturan otobüste. Bu arada otobüs 10 gibi hareket etti Esenler Otogarı'nda. Sabah 7 falan şu an 7-7 buçuk falan saat. İndik. Biraz da sınır kapısında beklemek zorunda kaldık. Mesai vardiya değişimine denk geldik. Bir de onları bekledik. Yani şeyler umursamazlar. Yani sen var mısın, yok musun? Yani çok da bir önemi yok yani onlar için. Gümrüktekiler de zaten hiç şey yapmazlar. Öyle yüzüne bakınca bunlar beni geçirmezler diyorsun yani. Ama geçemeyen olmadı. Herkes geçti biz otobüsten. Arkadaşlar yolda ben bir şey gördüm. Ben size de göstermek istedim. Şöyle Hokkan diye bir marka var. Nargileler. Bunlar mı pahalı? Yoksa burası mı pahalı anlamadım. 620 leva falan yazıyor mesela üstteki beyaza. Sağdakine 990 leva yazıyor. Leva şu an kaç lira bilmiyorum ama herhalde bir 10,5 lira falandır. Yani 900 lira da 9.000 TL falan eder. Çok para. Aslanlı Köprü'ye de geldik sadece. Şimdi karşıya geçeceğiz. Orayı da ben size bir göstereyim. Benim beğendiğim bir yer. Ama öyle çok ahım şahım bir yer değil. Şöyle bir şey var burada. Mesela karşıya geçeceksin. Sana kırmızı yanıyor. Yani geçen hiç kimseyi görmedim. Herkes bekler. Onun için bize bekleyelim. Türkiye'deki gibi yapmıyor. Ben de orada size dışarıyı gösteriyorum. Ama bu sistem olan insanın işleri kaçıyor ya. Hala bekliyoruz.
bahsettiğim köprüye geldik sayılır. Şöyle ortasından tramvay geçiyor. Köprünün hem girişinden çıkışına iki taraflı sağlı sollu aslanlar var. Aslanlı köprü denmiş. Hikayesini, tarihçesini bilmiyorum. Bilen varsa yorumlarda belirsin. Biz de bilgilenelim. Şöyle altından Dereney, bir küçük bir su akıntısı. Normalde sorun böyle bir yer değil aslında. Bu sis bulutu olmasa çok güzel bir yer. Mesela buradan bakınca geçen defa da ben çok beğenmiştim ama böyle bakınca çok şey yani. Çok kasvetli, hiç güzel görünmüyor. Ama bu sisler yanıkmasın. Bir defa da aslanlar görsün. Yeşillerde bize kaçırmadan geçelim. Şehrin her yerinden tramvaylar geçiyor. Bu arada burada hayat da çok erken başlıyorlar. Yani saat 7-7.30 ama merkez ayakta, marketler açık. Bilmiyorum, bayağı kalabalıklaşmış şehir. Burada Türk lokantaları falan var. Yani Türk yoğunlukta burada. Özellikle Bulgaristan'da bazı şeyleri varmış. İsmini söylerlerdi, unuttum. Ancayla konuştuk, hani vatandaşı bir adam. O söyledi, bazı yerlerde Türkler yoğunluklarmış ama burada çok yok. İnsanlar, kimse kimsenin yolunda değil, garip bir yer.